Böyle bir açılış yaptık. Çünkü Turatekin elcik koruması ve spoiler'i geldi. Size bir spoiler vereyim mi? Kötü bir espri biliyorum. Spoiler ile başladık. Arkadaşlar, Turatek'ten bunu alma gereği duydum. Çünkü bayağıdır beklediğim bir şeydi. Herkes işte bir marka söyledi, bir şey yaptı. Ben koruma demirlerinde de seçtiğim. Ama bunda da bir bütün sağlasın diye elcik korumaları da bu şekilde arzu ettim. Şimdi onun montajını yapacağız Turatek'te. Sevgili Onur bize yardımcı olacak. Evet. Kamera arkasında da sağ olsun. Her zaman gibi kafanı çarpma. Motorcu kafalar Ali var. Birbirimizi böyle destekliyoruz. Arada şey yapıyoruz. Ya sağ olsun Onur kapatıyoruz demedi. Geldi. Tamam ya dedi. Senin için dedi. 2 dakika dedi. Bağlarız dedi. Yaparız dedi. Teşekkür ederiz. Sağ olsun yardımcı oldu. Kubilay da böyle yukarıda malzemeleri çıkarıyordu. Şey yaptım ya. Olsun ses olsun abi. Sorun yok. Aa deliyor. Defolu mu? Ona göre ayarlıyor yuvalarını tabii. Ya bunlar böyleydi Ali. Ben güzel, siyah da güzeldi, şey de sağlam aslında. Yamaha'nın kendi şeyi de çok sağlam, hoşuma gidiyordu ama ya herkes de görüyordum ya böyle benim de şey olsun, böyle farklı dursun ve Turatek olsun çok istemiştim. Bir baktılar, şeyde var, depoda var. Ben dedim ki hemen alıyorum, istiyorum falan. Fiyat bile sormadım abi. Bayramlık şey olur ya, çocuklar bir şeyler almak ister, para biriktirir, gider alır, o heves olur. Benim de şu anda yaşadığım heves o. Yani bir elcik koruma için bu kadar fazla konuşmaya değer mi? Değiyor ben. Çünkü çok istiyordum gerçekten. Normalde bağlantılar biliyorsunuz buraya geçmeliydi elcik koruması Yamaha'nın orijinal ama hiç gerek kalmadan bunu takıp farklı montajı var. Doğrudan üstüne bağlanacak. O yüzden aynaları doğrudan geri takabiliyoruz. O şekilde. Onur Bey sıkıştırıyor onları. Üstüne daha sonra ayrıca takacağız elcik korumayı. Böyle bütün her şeyiyle yolluyorlar değil mi Onur? Evet. Yani. Farklı modellerin. Şunlar genelde ortak parçalar. Evet. Ama marka modele göre bu kombinasyon değişiyor. Evet. Turatek bunları da çok böyle düzenli ve sistematik bir şekilde ayarlıyor arkadaşlar. Her parçanın, her bir şeyin kendine ait vidalama sistemi ve şeyleri var. Ekipmanları var. Bu şekilde yolluyor. O yüzden Turatek yani. Öyle bildiğimiz hani alelade kendi vidasıyla yapmaya çalışıp üstüne uydurmaya çalışılan parçalar değil bunlar. Ya duruş bile değiştirebilecek bir görüntü aslında biliyor musun? Yani değişti zaten canım. Hemen böyle üstündeyken görünce değiştiriyor kendini. Değil mi? Hadi. Motorcu kafalar Ali. Yani şöyle söyleyeyim. Evet, yorum alayım senden de. Sana sundurayım abi. Sana. Elcik olayı bana 1969'u hatırlattı. Ne vardı 69'larda? Toroslara çıkmıştık. Yatırmıştım motoru, orada kırmıştım. Çok başka bir anı yani gerçekten. Abi güzel oldu, motoru güzel gösterdi. Abi bunun montajına da bir bakalım nereden bağlandı. Ha, orada bir aparat var. O aparat üzerinden bağlanıyor. Kral, mafyasın be. Kapandı bu resmi yaralarız. Albüm çıkarıyorum. Albümün ismi... Ya bugünkü hikayede sen müthiştin ya. Bugünkü hikayede buraya videoyu koyabilir miyim? İzin var mı? Var abi, koyabilirsin. Şimdi bu buradan sonra bir giriş yap abi. Evet, kapandı bu. Ama bu nedir biliyor musun? Yılların verdiği acı. Ve karaciğer bitmiş, akciğer bitmek üzere o ses. Öyle. O ses Ali. O ses Ali, evet. Bu tenereyi ne zaman değiştiriyorsun? Tenere... Duydum ki isim yazdırmışsın.
Tenere hiçbir zaman değişmez abi. Tenereyi değiştireceğin zaman bir başka tenere alırsın, değiştireceksin. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Bir baktım ki orada isim olarak da Seko The Sakal diye yazmışlar listeye. Öyle 2022. Şaşırmadım. Yani hayırlısı. Ne diyeyim? Tam beyaz atlı prens gibi oldu. Yani motora bir şey katmaya çalışıyoruz. Yapma, gözünü seveyim. Abi biz burayı kapatıp çıkalım mı? Sabaha kadar metiyeler dizsin motorla. Rengi iyi oldu, beyaz atlı prens oldu. Ondan Mr. sonra Mr. T oldu. Yani 10 dakikada metiyeler. Sabah muhtemelen şeyde buluruz biz burada. Ama meğersem şey için söylüyormuşuz. Onur da beyaz saçlı, böyle benim gibi sakallar beyaz filan. Beyaz atlı prens filan derken. Yani Onur'a belki söylüyoruz. O zaman, ben o zaman ben iyi akşamlar dileyip çıkayım ortamdan. Böyle metiyelerin gittiği yer çok başka olduğu için ben iyi akşamlar dileyip çıkayım. Evet. Evet. Yavaş yavaş montajın sonuna geliyoruz. Bitince şöyle bir genel görüntüyle bağlanacağız şimdi. Elcik korumaları taktık ama elcik korumalar şu depoya değme riskinden dolayı yükseltme yaparak takılması daha mantıklı ve daha doğru olan kısmı. Çünkü Turatek bunu o şekilde akıl etmiş. Diyor ki sana gidonun yükseltmesini tak. Gidon yükseltmesinden sonra bu elcikleri daha rahat kullan. Çünkü dibi Onur Bey'in de gösterdiği gibi oraya değme yapabiliyor. Ama elcik korumayı takmak istiyorsan yükseltme şart. Şimdi onun montajını yapıyoruz. Gidon yükseltmeyi yapıp daha rahat bir kullanım sağlayacağız. Uzun yolda kollar daha rahat olacak ve elcik korumayı da daha sağlıklı kullanmış olacağız böylelikle. Evet, bir günün sonuna geldik. Sonu, yani gün bitiyor artık, akşam. Öyle değil mi Ali? Evet, akşam. Tamam. Abi, elcik korumalarımızı yaptırdık. Spoilerları da taktık üstündeki bölüm. Ondan sonra Turatek yazısıyla bu bomba. Ama şu varmış, tabii biz ilk önce bunu taktırmak istedik. Benim aklıma geldi ama depoya değer mi değmez mi, tur attığında şunlar, hani bazı modeller var buraya da değebiliyor. Öyle yapmış ki Almanlar dizaynı, kardeşim diyor sen bunu takacaksan illaki gidon yükseltmede, bak burada da yok öyle bir şey. Gidon yükseltmeyi benden almak durumundasın diyor. Bu yuvadan yükselttik, gidon yukarıda kaldı şu kadar bir şeyde, aralıkta, şöyle göstereyim. Ve yukarı aldığımızda da şu kadar paydan dolayı şunlar şuraya değmeme durumuna geldi. İyi akşamlar Okan. Kolay gelsin. Ve böylelikle bakın Ali, şurayı gösterebilirsek kardeşim. Şurada değmiyor. Ama bunu takmazsak bunlar buraya değebilir. O yüzden Turatek yine mühendislik harikası bir şey yapmış. Bilmiyorum, beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlara da yazın. Sizden de bekliyorum. Hani beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Şimdi bir çekim sonrası, böyle şeyden sonra, montaj sonrası bir çekimle gösterelim istiyorum. Benden bu kadar. Hoşça kalın. Şimdi yolda bakalım hissiyatı nasıl? Onu bir deneyelim beraber. Buradaki kardeşlerimi de çok seviyorum. Seyredin. Adamın haslarıdır bunlar. Delikanlılardır. Tuna motosiklette her türlü, her şekilde yardım ederler bana. Sağ olsunlar. Evet, akşam yolculuğumuz başlıyor. Giderken bir de benzin alalım, kaça dolduracağız ona bakacağız bir de. Hadi görüşürüz. Evet, şöyle gayet değişik geldi bana. Evet, yukarıda kollar bayağı bir rahat şu an. Yani
bayağı fark etti ya. Sanki başka motora binmiş gibi hissettim kendime. Aynaları da ayarlamayı unutarak yola çıkmışız. Hiç sevmedim şeydir ha. Toplam kaç litre aldı? 1 Evet. Evet arkadaşlar. Ben buradan eve kaçar. Size hayırlı akşamlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayat güzelleşmesi için bazı şeyler ucuzlamış olsun. Keyfiniz bol olsun ama önce sağlıkla. Allah sağlık versin hepinize. Ama morale ihtiyacımız var. Her benzin aldığımda, her bir şeye para harcadığımda canım sıkılır durumda. Yapacak bir şey yok. Sevgiler, görüşürüz.